Bağlama hakkında sıkça sorulan sorular bölüm 69'dasınız. Diğer bilgilendirme videolarımız için şu üst tarafta beliren linke tıklayabilirsiniz. Bu videomuzda Bağlamada doğru mızrap kullanımı nasıl olmalıdır? Yani hangi bağlamaya göre, hangi sertlikte mızrabı kullanmalıyız? E, çaldığımız türkü veya egzersizlere göre mızrap kullanımı değişir mi? Sırasıyla bunlardan bahsedeceğiz. E, şunu söyleyeyim, notlarımı aldım. Birazdan söyleyeceklerim benim bu zamana kadar tecrübe edindiğim e, bilgilerdir. İlla ki sizin de tecrübeleriniz vardır, yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet. İlk etapta uzun yıllardır artık mızraplar üzerinde numaralar olduğunu söylemem gerekiyor ki sizler de biliyorsunuz bu numaralar sayesinde o mızrabın sertlik derecesini algılayıp ona göre de bağlamamızı çalabiliyoruz arkadaşlar ve hemen hemen yapan her firma da üzerine reklamını illaki koyuyor. Biz Erdal Erzincan marka olan mızraplardan kullanıyoruz. Gayet de memnunuz. Bu arada bunların satışını da yapıyoruz arkadaşlar. Videonun altında açıklama bölümünde internet sistemi bizim linki var. Oraya girip ürünleri inceleyip ona göre isterseniz dilerseniz de satın alabilirsiniz. Evet. Şunu söylememiz gerekiyor ilk etapta. Mesela A firmasının yapmış olduğu 1-2 numara mızrabın sertlik derecesiyle B firmasının yaptığı çok farklı. Mesela A firmasındaki 1-2 inceyken B firmasındaki 1-2 sanki 3-4 sanki 5-6 numara mızrapmış gibi olabiliyor. Bunları da işte deneyerek görmeniz gerekiyor arkadaşlar. şunu da söyleyelim. Biz standart bir bağlama çalıcısına 3-4 numara mızrap yani yani 3 ve 4 numara yer alan mızraplardan tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlar hemen hemen ortalama değerlerdir. Orta sertliktedir. Çünkü standart bir çalıcı eğer çok fazla böyle kalın bir mızrapla çalmaya çalışırsa çatara çutara sesler gelir bağlamadan. Biraz da eşik payı yüksekse ekstra da yorabilir arkadaşlar seslerden ziyade. O yüzden 3 ve 4 numara kullanmanız yerinde olacaktır. Bu bizim tavsiyemiz tabii ki. Yani kısa ve uzun sap bağlama standart olarak çalanlardan bahsediyoruz. Bağlamalara göre değişimleri var mı? Mızrapların yani sertlik dereceleri ayarlanmalı mı? Evet bana göre evet. Çünkü mesela bir ciro bağlama kullanıyorsanız arkadaşlar 1 ve 2 numara mutlaka kullanmanız lazım. Çünkü ciro bağlamalarda bam teli yok. Tellerin çoğu ince hatta hepsi ince. E, ee, ehaliyle kalın mızrap kullanırsak çatır çutur sesler gelebilir. Bozuk sesler alabiliriz. İnce mızraplar kullanalım ki 1-2 gibi ince mızraplar kullanalım ki sesler daha temiz gelsin. E zaten cura bağlama küçük olduğu için biraz da cırlak ses verdiği için ehaliyle sen onu bir de mızrapla iyice cırlak bir hale getir kulağa tırmalayabilir. Mesela elektro bağlamalarda biz genellikle ee, yine 1-2 numara mızraplar tavsiye ediyoruz. Çünkü e, elektro bağlamada sesin %100'ünü amfiden aldığın için sert mızrap kullanırsan hem teller arası geçişin e, çok zor olur hem de e, yine çatara çutara sesler gelebilir. E, mesela divan bağlama kullananlar da biraz sert mızrap tavsiye eder veya kullanır. Tabii ki bu e, kullanan kişiye göre de değişir arkadaşlar. İlla sert olsun demiyoruz. Bunlar bizim bu zamana kadar edindiğimiz dediğimiz gibi tecrübeler. Evet. Evet ne dedik? Standart kısa ve uzun sap bağlamalarda biz genellikle standart çalıcıysanız 3-4 numara tavsiye ederiz. İşte curalarda 1-2, elektrolarda 1-2, divanlarda biraz daha işte 5-6 gibi kalın numaralar olabilir arkadaşlar. Peki Çaldığımız türkü veya egzersizlere göre mızrap kullanımı değişir mi? Bundan da bahsedelim. Şimdi dediğimiz gibi standart bir çalıcıysanız zaten normal standart türkülerden çalıyorsanız 3 4 numara idealdir. İşte curaya, Elektra, divana göre de onları da söyledik. Ama egzersiz çalıcısıysanız yani böyle sürekli aktif egzersiz çalışıyorsanız biz genellikle kalın mızraplar tavsiye ederiz. 5 veya 6 numara. Ha şimdi diyeceksiniz hani ilk başta dediniz işte çatır çutur sesler gelir işte kalın kullanmayın egzersizde niye öyle amacı şudur arkadaşlar egzersizlerde bilerek kalın mızrap kullanıyoruz bizi zorlasın ki bileğimiz de ona göre zora alışıp gelişsin arkadaşlar ben hatırlıyorum hani eskiden arkadaşlarla bir araya geldiğimizde hep böyle 5-6 numara mızrabın var mı kanka diye hep şey yapardık böyle birbirimize sorardık ve onlarla çalışırdık çünkü o mızrap sert olduğu için vurmak zordur ve biz aksine onun üzerine giderek o zorluğu aşmaya çalışırdık hem bilek gelişirdi hem de parmak gelişirdi arkadaşlar. Bu yüzden egzersizde de genellikle böyle kalın numara mızraplardan tavsiye ederiz. Biz bir de şöyle yapardık. Arkadaşlarla toplandığımızda en kötü bağlama hangisi ise onunla çalardık. Ya derdik ki zaten iyi de çalabiliyoruz. Kötü de çalalım o kötü sesi alalım. O kötü sesi güzelleştirmeye çalışalım derken bu şekilde de gelişim kaydedebiliyorduk arkadaşlar. Bunlar... Dediğimiz gibi bizim e, tavsiyelerimiz, bizim görüşlerimizdir. Gerisi size kalır. Hangi mızrabı nasıl, ne derecede kullanırsanız, testini yaparsanız orası size kalmıştır. Ha ilk defa alacaksanız da 3-4 numara veya 1-2-3-4 numara karma olarak da sizlere tavsiyemiz olur. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyoruz. Dediğimiz gibi bu ve bunun gibi mızraplarında satışını yaptığımız bir sayfamız var. Açıklama bölümünden oraya ulaşabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyor ve herkese başarılar diliyorum görüşmek dileğiyle